السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون اللہ تعالیٰ نے جس طرح یوجے اللہ عدالت و انصاف الیری سرمنن تعلیماتن بیز ورمشتر او سبی بشکا ہیچ بھی دین دے موجود دیل انجک مال سیف بگن ہر یوزائی دے مسلمان لردہ دہی ایلے بھی بیوک بھی طبقہ واردر ہم لیدہ لردہ ہم دے علمالر عرصندہ Onlar insaf ve adaletin şartlarını yerine getirmezler. Aynı şekilde evlerde dahi, amme insanlarda dahi, amme Müslümanlarda dahi, genel Müslümanlar arasında
genel muamelelerde insaf ve adalet, adaletin genel olarak Allah-u Teala beyan ettiği seviyelerini görmemiz mümkün olmuyor ki bir müminden onlar beklenir. Evlerdeki kavgalar, meseleleri var ya, onlar için erkekler tarafından, kadınlar tarafından dahi birçok defa yanlış olaylarla mahkemelerde duruşmalara katılıyor. Duruşmalar orada oluyor. Yanlış şehadetler ileri sürülüyor. Caiz olmayan hakları elde etmek için yahut başkasının hakkını yemek için yalandan yalana başvuruluyor. Kısacası büyük bir sayı vardır ki kendi haklarını almak için yahut benim hakkımdır vardır diye düşünüyorlar ve başkasının hakkını yemek için doğruluktan yana olmuyorlar. Yahut yalan söylüyorlar. Ve mahkemeyi dahi aldatıyorlar. Bazı yerlerde insaf edenler yanlış kararlar veriyorlar kendi çıkarları, kişisel çıkarları uğruna, onlardan dolayı. Sanki nizam dahi bozulmuştur, yozlaşmıştır. Kısacası bu insafsızlıktan dolayı toplumda kötülükler daha da yayılmış oluyor. Sonra ulusal olarak yöneticiler insafın şartlarını yerine getirmezler. Kendi tebaaları için dahi. İnsafın şartlarını yerine getirmezler. Aynı şekilde ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerde insafın şartları yerine getirilmiyor. Ulemalar dinlerini kendi çıkarlarını elde etmenin bir vasıtası haline getirmişlerdir. Ve iddiaları şudur Müslümanların: biz hayırlı ümmetiz, en iyi ümmet biziz. Ve dünyanın bütün meselelerinin en güzel hallini İslam ileri sürüyor diyorlar. Şüphesiz Müslümanlar hayırlı ümmettirler. Yeter ki onlar Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etsinler. Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre amel etseler. Şüphesiz İslam dünyanın bütün meselelerinin hallini ileri sürüyor. Şart şudur ki onun talimatına göre hak ve insaftan yana olunsun. Bu demin okuduğum ayet-i kerimeler 3 değişik surelerden alınmıştır. Nisa, Maide ve Al-Araf suresinin ayet-i kerimeleridir. Birinci ayet Nisa suresindendir. Meali şöyledir: ey müminler, ey inananlar, Allah için şahit olarak insafı kuvvetli bir şekilde yerine getiren olun. İster kendiniz aleyhinde şahadet etmeniz gerekirse, yahut anne babalarınız, yahut yakın akrabalarınız aleyhinde şahadet vermeniz gerekirse, birisi zengin olsun yahut fakir olsun, her birisinin Allah en güzel gözetleyicidir. Kendi isteklerinize bağlı olmayın ki şahadetten uzaklaşırsınız bunun neticesinde. Eğer bunu yaparsanız Allah-u Teala yaptıklarınızı en iyi yaptıklarınızdan en iyi bir şekilde haberdardır. İşte bu buyruktur. Adaleti ileri sürmenin. Evlerdeki meselelerde dahi ve toplumsal meseleler konusunda dahi. Durum nasıl olursa olsun insaf ve adaletten daima yana olalım. Müminlere emir verilmiştir. Yüce Allah uğruna ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre müminin şehadeti olmalı. Ve bu ne zaman olabilir? Ne zaman ki Allah-u Teala ya kamil iman
olsa, imanın seviyesi en yüksek seviyeli olursa ve kuvvetli olursa ve insan şuna bağlı olmalı, durumum ne olursa olsun ben insaftan kuvvetli bir şekilde yapışmalıyım ve bu kuvvet ne zaman elde edilecek, ne zaman ki insan kendi aleyhinde dahi yanın kuvveti ne zaman öğrenilecek, ne zaman insan kendisi aleyhinde dahi şehadet etmeye razı olsa, kendi karı koca çocukları ve anne babaları aleyhinde dahi yer gerekirse şehadet ileri sürmeye hazır olursa, akrabaları aleyhinde dahi şehadet etme gerekirse hazır olursa, dedi ki istekler adel ile uzaklaşırsınız, eğer isteklere bağlı kalırsanız. Bugün toplumun birçok meseleleri şu sebeplerden dolayıdır. Adalet ve insafın seviyeleri o kadar yüksek değildir. Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi, Allah-u Teala'nın istediği gibi kendi sözleri bozarak ileri sürme geneldir. İnsan şuna üzülüyor. Bazen bazı durumlarda aramızdan dahi bazı kimseler maddiyatçı ve çevrenin etkisi altında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmemize rağmen öyle şeyler ileri sürüyorlar. Öyle şehadet ileri sürüyorlar ki gerçeklere aykırı oluyor. Yüce Rabbimiz der ki ister kişisel olsun, ister anne babanızın zararı dahi olsun, yine dahi öyle bir şey yapmayın ki yüz yuvarlak olsun. Yahut öyle bir etki uyansın ki gerçekleri gizlemek için yan çizilmiştir, kurtulmaya çalışılmıştır, doğru şehadet ileri sürmekten uzak durulmaya çalışılmıştır. Öyle bir intiba uyanmasın. Biz her günlük muamelelerde bunları görüyoruz. Mesela alışveriş meseleleri vardır. Kazada birçok meseleler geliyor orada. Gerçeklere aykırı davranılıyor. Alışveriş meseleleri vardı. Orada dahi biz görüyoruz. Gerçekler gizleniyor orada. Gizli tutuluyor. Bazı din bilgisine sahip olanlar ve zahirde hizmette ileri olanlar da öyle şeyler yapıyorlar ki insan hayret içinde kalır. Böyle insanlar dahi bu gibi sözler yapabilirler mi? Onlar çok büyük alimdir ve din bilgisine sahiptir ve onların etkileri vardır. Allah-u Teala der ki kendileri aleyhinde, anne babalarınız aleyhinde, akrabalarınız, kan akrabalarınız aleyhinde dahi hakkı gizlemeyin. Hakkı mutlaka ileri sürün, açıklayın. Bunlar yalnız dostlukları ileri sürmek için yahut kendi kişisel çıkarları için hakkı gizlerler. Yüz yuvarlak sözler söylerler. Yahut gerçek şehadet ileri sürmekten uzak dururlar. Kendi yanlış şehadet vermek için çok hazırlanırlar. Nasıl biz gerçeği gizleyeceğiz, ne deliller ileri süreceğiz, çok hazırlıklı olurlar. Fakat unutmamamız lazım, Allah-u Teala der ki siz her ne yaparsanız Allah-u Teala ondan haberdardır, iyi bir şekilde o bilgiye sahiptir. Allah-u Teala iyi kimse aldatamaz. Bu dünyanın faydaları Allah-u Teala der ki siz elde edebilirsiniz, ancak eğer Allah-u Teala'nın cezasından burada kurtulursanız gelecek cihanda yakalanırsınız. Bizim bütün amellerimizin bilgisine sahip olan Allah amel defterinizi önünüze koyacak. Orada bütün sözler olacaktır, bütün işler. Onun için bizim inandığımız imam var ya, o bu Kur'an buyruğuna göre amel ederek öyle örnekler ileri sürmüştür ki yabancıları dahi hayret içinde bırakırlar. Mesela bir seferinde
vaat edilen Mesih Aleyhisselam iddiasından çok önce gençlik zamanında bir olay vardır. Rivayetlerde vardır. Kendi siretinde mevcuttur. Kendi babasının çiftçileri aleyhinde bir duruşmada mahkemeye gitti ve hakkının şartlarını tamamlayarak hak söz söyledi ve çiftçiler ondan istifade ettiler ve onun babası zarara girdi. Kendi avukatı dedi dahi eğer benim söylediğim şekilde şehadet vermezsen zarara gireceksin. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki ne olursa olsun ben haktan ya hakkı söyleyeceğim. Kısacası hakim çiftçiler lehinde karar verdi ve görenler görüyorlar duruşmayı kaybettikten sonra kendisi lehinde karar verdikten sonra oradan mahkemeden geri döndüğü zaman o kadar mutlu geri geliyordu ki bu kararı bilmeyenler insanlar zannettiler ki belki bu mahkemede zafere ulaşmıştır, kazanmıştır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek bir sevgilisine biz inandık. Onun örneği budur işte. Ve bu örneği gözlerimizin önünde bulundurarak biz şehadetlerimizi, şehadet her konuda onları araştırmamız lazım. Aynı şekilde birçok kimse vardır. Mesela bir örnek daha vardır. Bu ülkede, batılı ülkelerde kendi kazancını az bildirerek gümrüğü sayıyorlar vergi. Ya hükümetten bazı çıkarlar elde etmeye çalışıyorlar. Fakat şimdi dünyanın toplumsal durumu bozulmuştur, yozlaşmıştır. Bu ilerlemiş ülkelerde dahi hükümetler çok ince bir şekilde araştırma yapmaya başlamışlardır. Ve nerede şüpheleri olursa orada hemen araştırma yaparlar. Onun için Ahmediler kendi ve cemaatin adının kötüye çıkmasını korumak için ve Allah'ın rızasını elde etmek için maddi zararlara tahammül etmeleri lazım. Ve gerçekleri gizlememeleri lazım. Daima doğruyu söylemeleri lazım. Eğer niyet iyi olursa Allah-u Teala'nın uğruna şahit olarak insaf kuvvetli bir şekilde bağlanırsanız ve şehadetlerimizin seviyesini kabul etsedi doğru söyle göre söylerseniz Rab olan, rızık veren Allah kendisi size rızık verecek, rızıkta bereket verecek. Onun için daima kendimizi kontrol etmeliyiz. Eğer insafını öyle seviyelerini ileri sürmeye çalışmazsak o zaman evde barış olmayacak. Ve o kaldığımız evde ve o toplumun ve orada huzur dahi olmayacaktır. Evlerimizde ve toplumda. Buna göre amel etmemekle cemaat üyelerinin kendi aralarındaki ilişkileri de yozlaşacak. İnsan hayret içinde kalır. Bazı kimseler yalan ve insafsızlıkta o kadar uzağa giderler ki bazı kızların anne babaları bana şikayet ettiler. Bizim kızımız bir yerde bozuldu onunla ve eski kayınları biz nerede uğraşırsak giderek kızın adını kötüye çıkarıyorlar ve bazı erkekler de bana mı geldiler. Onların anne babaları adlarını kötüye çıkartıyorlar. Onlar aleyhinde şehadet ederek onların ilişkilerini bozduruyorlar, izdivaçlarını. Yahut orada bir rahne, bir engel çıkarılmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Toplumun huzurunu bozan bir şeydir.
ve sözlerimiz ve Allah-u Teala verdiğimiz sözde uzaklaşmak ve Allah-u Teala'dan uzaklaşmak demektir. Allah-u Teala bize ihsan etmiştir, minnet etmiştir. Zamanın imamına inanmamızı bize nasip eylemiştir. Kardeş olmamızın yolunu açmıştır bizim için ve biz kendi kişisel çıkarlarımız için yahut bencillerimizin leri elde etmek için birbirimiz için düşmanlık beslemek için öç almaya çalışıyoruz ve öç almak için o dereceye gidiyoruz ki uzaklaşıyoruz ki Allah-u Teala'nın korkusunu dahi kalplerimizden çıkarmış oluyoruz. Eğer birisi düşünüyorsa ona aşırılık yapılmıştır. Muamele halledildikten sonra aşırı gidenden ayrılın. Allah-u Teala her muamelenin bilgisini sahip olana bırakın onu, o meseleyi. Bunda bir müminin saadeti budur. Ki Allah-u Teala'ya meseleyi bırakalım. Sonra kendi toplumumuzda insaf ve adalet ve doğruluğu yerleştikten sonra müminlere Allah-u Teala şöyle dahi buyurmuştur. Kişisel ve ulusal muamelelerden çıkarak en güzel adalet ileri sürmek sizin görevinizdir. Ve yabancı kavimlerle dahi adalet ve insaf muamelesini yaparak onun en iyi örneklerini ileri sürün. Eğer düşmanlarınızla dahi adalet ve insafın yüksek seviyelerini ileri sürmezseniz düşünülecek ki siz takvadan yana değilsiniz. Maide suresinin 9. ayet-i kerimesini ben okudum. Meali şöyledir. Allah-u Teala der ki ey insanlar, ey inananlar, Allah için kuvvetli bir şekilde gözetleyerek insaf için şahit olun ve hiçbir kavmin düşmanlığı sizin asla azaletten uzaklaştırmasın. İnsaf edin. Bu takvaya yakındır, en yakındır ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah-u Teala yaptıklarınızdan en iyi şekilde daima haberdardır. Bazı yerlerde dini ihtilaflar olur ve bu sebeplerden dolayı diğer dinler aşırı giderler, aşırılık yaparlar. Böyle bir durumlarda bir müminin görevi bu değil ki kavimleri ve diğer dinlerin aşırılığının karşılığını bir şekilde versinler ve insafın şartlarını yerine getirmesinler. Bu konuda birinci halife radıyallahu anh, Halifetul Mesih, Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam birinci halifesi dersinde beyan etti ki o günlerde Arya Hindular Müslümanları işten çıkarıyorlardı. Eğer bununla yaparlarsa Müslümanın görevi değil ki onlardan öç alsın. Ancak o zaman biz bu buyruğa göre amel eden olabiliriz. Mümin asla bu görevi değil ki insaftan yana olmasın. Müminin görevi şudur ki insaftan yana olsun ve takvayı benimsesin ve kendi muamelesini Allah-u Teala'ya havale etsin. O her şeyin bilgisine sahiptir. Gerçek bir müminin işi budur ki Allah-u Teala'nın buyruklarına kuvvetli bir şekilde sarılsın ve ondan yana olsun ve zerre kadar onda pervasızlık yapmasın. Bir gerçek müminin örneği olarak bir mümin için gereklidir ki onun her ameli ve işi Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun. Gerçek Müslümanın alameti budur. Bir gerçek müminin alameti de işte budur. İnsafın yardımı için şahit olmanın anlamı budur. Ki İslamiyet'in talimatına öyle bir çalışalım, öyle uygulayalım ki sizin ameliniz, ameli örneğiniz insanlar için, diğer dinler için
toplum için bir örnek o haline gelsin. Diğer kavimler için bir örnek olsun. Bugünlerde Müslümanların insafsızlıkları hakkında Batı'da birçok şey söyleniyor. Kendi hem dinlerine insaf etmeyenler, dindaşlarına insaf etmeyenler, yabancılarla nasıl insaf edecekler? Bu büyük bir üzüntü verici bir şeydir. Müslümanlar İslamiyet'in adını kötüye çıkarıyorlar kendi kötü işlerinden dolayı. Yöneticiler amme insanların tebaasının hakkını yiyorlar. Amme insanlar yöneticilerle savaşıyorlar, hükümetlerle savaşıyorlar. Birçok insan, şehirler zulme maruz kalmışlardır ve berbat oluyorlar. Sözde İslamiyet'i seven taifeler kendi insanlarını dahi öldürüyorlar ve yabancı ülkelerde dahi buraya gelerek dahi zalimane işler yapıyorlar ve kendi zulümlerini şunu söyleyerek haklı çıkarmaya çalışıyorlar ki bu bizim insanlarımızı öldürüyorlar, batılı insanlar. Onun için biz dahi kendi hakkımızı kullanıyoruz. Halbuki Müslümanlar dahi Müslümanlar öldürüyorlar. Evet, yabancılardan yardım alıyorlar. Şimdi geçen günlerde yeni bir plan, bu teröristlerin grubunun Taif sınıfının ortaya çıktı. Bunlar burada arada bir saldırılar yapıyorlar şehirlerde ve ülkelerde. Şimdi Avrupa'da biz çocuklara saldıracağız. Ve anne babaların önünde onların çocuklarını öldüreceğiz. Çünkü bu batılı ülkelerin bombardıman yapan uçakla bizim çocuklarımızı öldürdüler ve bizim şehirlerimizi berbat ettiler. Halbuki bu bombalar dahi Müslümanların söylemeleri üzerine yapıldı. Fakat kısacası bu kavimlerin düşmanlığı daha sonra daha düşmanların çocuklarını doğduracak ve bu mesele hiçbir zaman durmayacak. Onun için Allah-u Teala dedi ki hiçbir kavmin düşmanlığı dahi sizi o derece kadar gitmenize götürmesin ki insafın şartlarını yerine getirmeyesiniz. İnsafın şartlarını mutlaka yerine getirmelisiniz. Ve bundan dolayı zulüm daha da çoğalıyor ki insafın şartlarını yerine getirilmiyor. Yabancılar bizim aleyhimizde şu sebeplerden dolayıdır ki Müslümanların ameli örnekleri İslamiyet'in talimatına aykırıdır. Şu isteniyordu ki Müslüman kendi örneklerini ileri sürerek İslamiyet'in güzel talimatını insanlara göstererek İslamiyet'in tebliğini yapsalar. Ancak burada tamamen hesap bambaşkadır. Durum bambaşkadır. Ve zulümler dışında başka bir şey görülmüyor İslam ülkelerinde. İslamiyet'in yardımı için şehadet yahut Allah-u Teala'nın için şehadet ileri sürmek ise İslamiyet'in talimatını, güzelliğini beyan ederek ileri sürülebilir o şehadet. Kur'an-ı Kerim'in o kadar güzel buyruğu vardır. Hiçbir kavmin düşmanlığı dahi sizi şuna amade etmesin ki siz insaf etmeyesiniz. Bu buyruk başka hiçbir dini bir kitapta ileri sürülmemiştir. İnsafı ileri sürmek için bir fark yoktur. İnsafı elde etmenin hakkı Müslüman ve gayrimüslim her ikisi için eşittir. Hatta düşmanlar aleyhinde dahi davranışta insafın şartları tamamlamaklara dikkat etmeliyiz. Ne kadar güzel talimattır. Ancak maalesef bu talimata rağmen Müslümanların amelleri yabancıları gayrimüslim dünyalarda İslamiyet'in adını dahi kötüye çıkarmışlardır. Genel Müslüman ulemalar, yöneticiler, ulemalar
hepsi bu gibi çirkin işler yapıyorlar. Ve bunların bu çirkin işleri bize şu sorumluluk taşıtıyor ki kendi ameli örneklerimizle insanlara anlatalım ki İslam o kadar İslamiyet, adil ve insafın talimatı ileri sürüyor ki dünyada huzur sağlanabilir bundan dolayı. Bunun neticesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ince bir şekilde bu konuda eshablara bu amel yaptırdı. Onun birkaç örneğini ileri süreceğim. Bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanları istihbar için gönderdi, haber almak için. Müslümanların o günkü durum çok tehlikeliydi. Her zaman düşmanın saldırısı onlar tarafından zarar verme tehlikesi vardı. Böyle bir durumda bu eshablar haber almak için gittiler. Haremin sınırında bazı kimselerle görüştüler, düşmanların insanlarıyla. Bu Müslümanlar dediler ki bununla bizi gördüler. Eğer biz şimdi biz onları diri bırakırsak onlar Mekkelilere haber verecekler. Ve onlar bize saldıracaklar ve bizi öldürecekler. Bu düşünceyle eshablar o kafirleri saldırarak onlara onlardan bir yahut iki kişiyi öldürdüler. Bu eshablar Medine'ye geri geldikleri zaman Mekkelileri dahi geldiler. Dediler ki sizin insanlarımız iki erkeğimizi öldürmüşlerdir. Ve harem içinde öldürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sözünü dinleyerek demedi ki sizler dahi zulüm yapmışsınız. Şimdi sizin size karşı bu davranılmıştır. Niye gürültü yapıyorsunuz? Aksine dedi ki en güzel hemen onlara verdiği cevap şuydu. Yaptığı işlem yanlış davranıldı size karşı ve insafsızlık yapıldı. Mümkündür ki haremde olmaktan dolayı kafirler tam olarak öz savunmalarını da belki yapamamışlardı. Onun için Resulullah dedi ki Arapların geleneğine göre her iki adam öldürülmesinin diyetini vereceğiz. Yani kan karşılığını vereceğiz. Parasını. Ve eshablara dahi büyük ceza verdi. Azarladı. Niye bu kötü işi yaptınız? Bu olay vardır hadislerde. Bir savaşta yanlışlıkla bir kadın öldürüldü. Eshabları onu öldürdüler. Resulullah onun bilgisini aldı. Eshablara çok kızdı. Ve rivayet vardır, gelenek. Kendi yüzünde o kadar öfke vardı ki daha önce hiç görülmemiştir. O kadın yanlışlıkla öldürülmüştür. Fakat yanlışlıkla öldürülmesine rağmen kendisi çok eziyet duydu. İnsaf yerine getirilmemiştir. Sonra adaleti yerine getirerek bir Yahudi ve bir Müslümanın muamelesini şöyle karara bağladı. Gelenek rivayet vardır. Hadis vardır. Bir Yahudinin bir Müslümandan 4 dirhem alacağı vardı. Müddeti bitmişti. Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şikayet etti. Bunun bana 4 dirhem vereceği vardır. Borcu bana vermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabı çağırdı. Adı Abdullah idi ve dedi ki Yahudinin hakkını ver. Hazreti Abdullah arz etti. Allah adına yemin ediyorum, sizi hakkıyla gönderen Allah adına yemin ediyorum, borç verme gücüm yoktur, vermeliyim ama şu anda gücüm yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi ki, bunun borcunu geri ver. Abdullah tekrar arz etti. Ben ona söyledim, siz bizi Hayber'e göndereceksiniz. Ganimet malından bir şey vereceksiniz ve geri gelerek ben onun borcunu geri vereceğim.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar buyurdu. Onun hakkını geri ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi 3 defa söylerse o kesin karar olarak kabul edilirdi. Hazreti Abdullah aynı hemen parçaya gitti. Orada bir çarşaf vardı elinde. Başta bir kumaş vardı. Onu elbise olarak giyiyordu. Baştaki küçük elbiseyi elbise yaptı ve o çarşafı satarak borcunu ödedi. İşte bu örneklerden ileri sürdü. Yahudi'ye demedi ki o senden mühlet istemiştir, mühlet ver ona. Hayır. Kendi sahabisine dedi ki hemen onun borcunu öde. Ve onun için kendi beden elbisesini dahi satmaya mecbur oldu o sahabi. İşte bu yüksek adalet seviyesidir. Ve bunlardır. Biz her yüzeyde biz onlardan yana olursak bu çağda dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek sevgilisinin, gerçek inananların arasında sayılacağız. Ve Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın gelişinin gayesini tamamlayanlar olacağız. Kendisi İslamiyet'in talimatını yaymak ve onun iyiliğini dünya insanlarına göstermek için gönderildi. Ki en fazla Hazreti Resulullah, insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında birksinler. Ve bu iş ne zaman yapılabilir, ne zaman ki biz hak ile dünyaya yol gösterelim. Orada hak ile, bu talimat ile insafı dahi yerine getirelim. Kısacası Araf suresinin okuduğum ayeti kerimede bundan bahsetmiştir Allah-u Teala. Meali şöyledir. Yarattığımız insanlar arasında öyle insanlar dahi vardı ki hak ile insanlara yol gösterirlerdi. Ve onun vasıtasıyla insaf ederlerdi. Hidayet verenler daima onlar olmuşlardır ki hak ve insafın sözünü söyleyerek sonra hidayet yol gösteriyorlar. Bugünlerde de aynı insanlar başarılı olacaklardır ki hak ile hidayet verenlerdir ve insafı yerine getirenlerdir. İnsan bizzat kendisi hidayet üzerinde değil ise başkalarına nasıl yol gösterebilir, hidayet verebilir? Kendisi bizzat kendisi insaftan yana olmasa diğer insanlara nasıl insafı öğretebilir, nasıl insaf verebilir? Kısacası biz eğer Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın biyet sözleşmesini tamamlamak istersek ve kendi misyonunu tamamlamak istersek ve İslamiyet'in mesajını dünyaya ulaştırmak istersek ve tebliğin hakkını vermek istersek o zaman aynı usule göre bütün en güzel ahlak vasıfları benimsememiz lazım ki o İslamiyet'in talimatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları beyan etmiştir. Onlar hakkında bize Mesih Maud aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki bunları yapın. Eğer bizim şehadetlerimiz hak ve insafa göre değil ise, eğer bizim toplumsal meselelerimiz, işlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre değil ise, eğer bizim kalplerimiz düşmanlar için dahi buğuz ve düşmanlıktan temiz arınmış değil ise o zaman bizim tebliğimiz gerçek hidayet veren tebliğ olmayacaktır. Bizim durumlarımız ve bizim insaf seviyelerimiz bizi görerek yabancılar bize diyecekler ki önce bu hidayete göre amel edin. Önce kendiniz İnsafı kendi toplumunuzda yürürlüğe koyun. O zaman bize söyleyin. Kısacası büyük bir sorumluluktur. Her Ahmedi'nin sorumluluğudur bu. Ki kendi amelimizle tebliğin yollarını açalım. Ve amelimizle açılan tebliğ yolları
insanlar bizim amelimizi görerek İslamiyet'le tanışanlar İslamiyet'in güzelliklerini kabul etmekten duramazlar. Dua ediyorum Allah-u Teala, biz Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek kendi hayatlarımızı geçirenler olalım. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetin hakkını tamamlayanlar olalım. Ve kendi biyetinin hakkını verenler olalım. Biz diğer insanlar için hidayet ve insafın örneği olalım. Namazlardan sonra ben bir gayip cenazesini kıldıracağım. Hasan Muhammed Arif Bey'in cenazesidir. Feyz Muhammed Şimlevi'nin oğluydu. Kendisi Hasan Muhammed Han Arif Naib Vekil-i Tebşir idi. Rabbat ve Ahmediye Gazete Kanadı'nın müdürüydü gazetenin. 97 yaşında vefat etti. 3 Kasım günü inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Hasan Muhammed Han Arif 26 Şubat Ocak günü Jalandhar'da doğdu. Babası Fazıl Muhammed Şimlevi 1915 senesinde 2. Halife radıyallahu anh'ın eli üzerinde biat ederek cemaatimize girdi. Onun babası Hasan Muhammed'in babası 35 seneye kadar değişik İngiliz devrelerinde çalıştı, hükümet devrelerinde ve finansal müsteşar olarak emekli ayrıldı. Çok tebliğ yapmayı çok severdi. İki İngiliz'i onun vasıtasıyla Müslüman oldular. İki İngiliz ve birçok insanı Ahmediye cemaatine girmelerini onun vasıtasıyla cemaate girdiler. Birçok insan mezun oldu. Sonra görev yaptı. Hükümette hizmet yaptı. Mesih Müslüman olduğunu söylemesi üzerine master yaptı Rabbah'a gelince. 1943 senesinde Müslüman radıyallahu anh'a Delhi'ye gittiği zaman Hazreti Muhammed Arif ve kendi hayatını vakfetmeye karar aldı. O zaman Hindistan'ın bir işinde görevindeydi. Hasan Muhammed Arif Bey babasına bunu söylediği zaman babası çok memnun oldu ve nasihat etti. Vakfediyorsun, zannetmeyin ki ben orada çok rahat olacağım. Vakf yapmak istiyorsan gerçek manada unutma ki bu zor bir yoldur. Ve burada rahat bir yol göremeyeceksin. Rahat bir hayat. Ve genel amme insanlar gibi yaşamalısın. Ve bugünkü kazanç nispeten çok az sana aylık verilecek ve onunla geçineceksin. Kısacası kabul etti, ben vakfedeceğim. Ve babasıyla birlikte Hazreti Müslim Odradiyalan'ın hizmetine çıktı. Dedi ki önce Müslim Odradiyalan'ın kendi mezun olunca ondan sonra vakıf yap. 1945 senesinde mezun oldu. Sonra Müslüman Radiyallahu anh'a haber verdi. Müslüman dedi ki hemen gel rapor ver. Ona göre merkeze ulaştı. İstifa ederek hükümetin işinden ve orada naib vekili ticaret olarak görev verildi kendisine. Ve daha sonra Hindistan'ın ikiye bölünmesinde sonra Hasan Muhammed Han Arif derviş olarak Kadiyan'da kalma ricasında bulundu. Müslim Oğud kabul etti. Fakat daha sonra merkezin ihtiyacına göre belli bir müddet sonra Pakistan'a çağrıldı. Orada Naib Vekil-i Ticaret görevi verildi kendisine. Sonra Furkan Force'ın bürosunda in charge idi. Vekalet-i Tebşir de görevlendirildi daha sonra. Sonra 53 senesindeki Pencap fesatlarında Tehrik-i Cedid'e polis araya girdi. Hasan Muhammed Harif dahi yakalandı. Çünkü raporlar dünyadan gidiyordu. Mektuplar yazıyordu murabbilere her ay. Fakat
martial law yapıldıktan sonra çıktı. Asir-i Rahim Evla dahi kaldı. Daftar Kemeti Abadi'nin müdürü idi. Sonra tekrar vekalet-i tebşire gitti. Naib Vekil-i Tebşir olarak görev yaptı. 30 sene Naib Vekil-i Tebşir olarak hizmet etti. Değişik bürolarda dahi geçici olarak görev yaptı bununla birlikte. Vekil-i Divan, Vekil-i Talim, Vekil-i Ziraat, Vekil-i Mal, Afsar-ı Emanet görevini yaptı. Sonra 1981 senesinde emekli ayrıldı ve Kanada'ya hicret etti. Kanada'ya gidince Ahmediye gazetinin müdürü olarak hizmet etmeye başladı. Ve 2006 seneye kadar 26 sene hizmet yaptı. Hizmet nasip oldu kendisine. Bu derginin müdürü olarak. Vasiyet numarası bilmem 7000 kaç idi? 700. Yani ilk musiler arasındaydı. Tahrik-i Cedid'in birinci derecedeki mücahidlerden idi ve sayı 151 idi o sefer. 1978 senesinde bir kitap, bir mukaddes kafen Urdu dilinde yazdı. İngilizce yazmaya başlamıştı. İngilizcesi iyiydi fakat 3. Halife radıyallahu anh'a belki buyurdu ki Urdu dilinde yaz. Çünkü Urdu dilde Mesih-i Nasiri'nin kefen yakında birinci kitap olacak. Bunun dışında çocukların kitaplarını dahi yazdı. Hazreti Müslim, Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği haberler Seyyidina Bilal vesaire bunun kapsamındadır. Bu gibi kitapları yazdı. Çocuk kitapları. ...1944 senesinde evlendiği Seyyida Akhtar Feyzi ile Fadlur Rahman Feyzi'nin kızı idi. 4 tane oğlu ve 2 tane kızı vardır ondan. Amerika ve Kanada'da yaşıyorlar onlar. Onun büyük gelini yazıyor. Fırid Ahmet Arif'in karısıdır. Diyor ki ben gördüm çok ibadet eden, ağlayarak dua eden, hilafeti çok seven ve itaat hissi taşıyan vefatından sonra dahi biz öğrendik. Pakistan'da birçok dul ve yetim çocuklar öyleydi ki müstakil olarak ona mal yardımında bulunurdu. Amir Bey Kanada yazıyor. Kaldığı bölgede birçok Sikh vardır. Sikh. Ve o Sikhlerle dostluktan dolayı Sikhler bir Sikh kültürel kuruluş yapmıştı. Onun başkanı haline getirdi onu. Mecbur ederek yaptı ki yok siz başkan olun. Araba süremiyordu fakat buna rağmen Cuma için Brampton'dan gelirdi. Ve evde 2-3 otobüsü değiştirirdi. Onun naib amiri yazıyor. Kanada'ya geldikten sonra buradaki Amidi gazetenin seviyesini o kadar yükseltti ki övünç meselesiydi. Hilafeti çok sever. Bütün halifeleri çok severdi. Ben dahi çocukluğumdan beri onu tanıyorum. Fakat hilafetten sonra onun bambaşka bir değişiklik vardı ki insan hayret içinde kalır. Onu görünce ve başlangıçta bilgisayar yoktu. Ahmediye gazetesini Urducasını etnik eliyle yazardı ve İngilizcesini daktilo ederdi. Sonra mektup hutbelerim min İngilizce tercümesini çevirdi ve sık okurdu. Teselli olmadıkça onu gazeteye almazdı. Çünkü hafızası güzel idi. Mutalası çok idi. Şu yahut bu kitabı mutlaka bir gazeteyi mutlaka daima okurdu. Gazeteyi çok istekli bir şekilde okurdu. Eshabların iman dolu hadiselerinden bahsederdi. Onun zamanında yazan yazıyor. Belki öyle bir gazete yok ki birinci halife radıyallahu anh'ın mirkatül yakinden bir şey hadise
içinde olmasın, öyle bir şey yoktu. Hem Urduca'da hem İngilizce'de. Allah-u Teala merhumin mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarına dahi ve nesillerine dahi hilafete bağlı kalmalarını nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.